Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlerle beraber Acer'ın Aspire 7 tam model kodu da N19C5 modelini şöyle görüyorsunuz. Bu notebook'umuzun bakımını yapacağız ve termal macun değişikliğini yapacağız. Şimdi arkadaşlar cihazımızı hemen çeviriyoruz. Şöyle bir pene yardımıyla hemen açıyoruz arkadaşlar. Şöyle evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi makinamız bayağı bir bakımsız gözüküyor. Şimdi dışarıda kaba tozunu atalım ve daha sonra bakır bloğunu sökeceğiz ve fanlarını söküp temizleyeceğiz. Evet, cihazın ilk öncelikle bataryasını söküyoruz arkadaşlar. Herhangi bir kısa devre yaşamamız için. Daha sonra şöyle açma tuşuna birkaç sefer basarsanız üzerindeki statik elektriği atmış olursunuz. Şimdi müdahale edebiliriz. Şimdi bunun da kaba dozunu atacağız ve daha sonra işlemimize devam edeceğiz. Şimdi bakır bloğumuzu çıkartalım ve fanlarımızın da şu gözeneklerini vesaire temizleyelim. Kaldırırken arkadaşlar buna bayağı bir termal macun
Abanmışlar öyle söyleyeyim. Şöyle kaldırırken termal macun sertleşme yapıyor. Böyle yavaş yavaş ufaktan sağ sol yaparak vesaire kaldırırsanız herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Kaldırmadan önce şöyle fanlarımızın da kablolarını sökelim hemen. Evet arkadaşlar durum bu. Bayağı bir abartmışlar. Abartarak sürmüşler. Kenarlarında ufak ufak devreler oluyor. Buraları böyle çok fazla aşındırıp sökmeye çalışmayın. Yani olduğu kadar temizleyin. Daha sonra sıkıntı yaşatabilir size. Çok fazla bastırdığınızda devrenin biri kopsa bulamazsınız. Şimdi şöyle fanlarımızı da temizleyelim arkadaşlar. Öyle kıllar, pislikler. Fan pislik havayla beraber bütün pisliği içine çekiyor. O yüzden gözenekleri şöyle görmüş olduğunuz gibi tıkıyor. Şimdi kaba temizliğini yaptık. Şimdi dışarıda fırça ve hava yardımıyla tekrar temizleyeceğiz.
Fanlar narin arkadaşlar, böyle iyice ne temizleyeyim diye bastırıp şey yapmayın, mekanizmaları falan bozulur. Fanı değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle bir asetatlı bantı şuradaki yapışkanı da yapıştırdık. Şuradaki yuvasını da yapıştırdık daha rahat nefes alması için, havayı daha hızlı dışarı atabilmesi için. Şimdi arkadaşlar termal macunlarımızı süreceğiz ve bakır bloğumuzu yerine oturtacağız. Şöyle son kez üzerinden geçelim. Macunu abartmanıza gerek yok. Bakın o kadar çok sürmüşler ki remlere bile gelmiş yani. Hani bu kadar sürünce bir avantajı olmuyor. Sadece aradaki boşluğu kapatması yeterli oluyor. Vida yuvalarını denk getirerek oturtturursanız, bastırdığınız zaten oturacaktır. Vida yuvalarını da böyle sökerken mesela çok fazla sıkmışlardı ve tatlı sert bırakırsanız, çok sıkarsanız vida yuvası lehim sonuçta, yani kırılabilir. Evet arkadaşlar, bakır bloğumuzu da taktık, fanlarımızın kablosunu yerine taktık. Şimdi kapağımızı kapatacağız. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızın bakımını tamamladık. Gerekli kontrolleri yaptık. Şimdi cihazımızı kapatıyoruz.
Evet arkadaşlar, bir bakım onarım videosunun daha sonuna geldik. Sizin de bu tip sorunlarınız olursa bizim yerimiz İstanbul Kağıthane Seyrantepe'de Yenikapı Hacı Osman metro hattına biniyorsunuz. Sanayi durağında iniyorsunuz. Seyrantepe'ye bir durak aktarma var. İndikten sonra polis lojmanları kısmından çıktığınızda bizlere ulaşabilirsiniz. Düzenteknoloji.com'dan ya da WhatsApp'tan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.